Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır Yepyeni bir e, tek tür saldırılar videosuyla sizlerle birlikteyiz. E, normalde Clash of Clans diyorduk. E, evet arkadaşlar geçen bölümde e, en son bölümde şey yapmıştık. E, ne yapmıştık? Şeyle dalmıştık. Hmm, ile daldıktı. Bu bölümde atıcıyla dalacağız. Bundan sonraki bölümde ne yaparız? Şöyle bir bakalım. Valkiri var. E, cadı var. Ee, golem var, işte Elektro var. Bunlardan biriyle dalacağız arkadaşlar. Sadece o asker olacak. Ee, şurada iki tane kırıcı e, dolmadığından dolayı aldım. Hani büyücü de alabilirdim, ne ben kırıcıdan yani tercih ettim. Ee, sadece atıcıyla dalacağız ve köy binası 12 max bir köyü üçlemeye çalışacağız. Bunun gibi max olacak arkadaşlar. Duvar. Çok da önemli değil. Önemli olan savunmaları max. E, top, mob, kulesi, belediye binası hepsini max'lamış. E, duvarı biraz düşük. Bir de neyi düşük diye bakıyorum da bir şey kalmamış. Her şeyini bitirmiş. Evet şimdi tokmağımızı aldık arkadaşlar. Öncelikle e, şöyle bir kenardan savunmanın görmediği noktalardan bir temizliğimizi yapalım. Bu havan iner mi? Oradan inmedi. Buradan havan iner mi? Yine havan inmedi. Şimdi şuradan ve şuradan şuradan da bir tane bırakıp kenarları biraz alalım gençler. Evet. Merkeze doğru gitmesini istiyorum çünkü atıcılarımızın. Şimdi öncelikle tokmağımızı, kralımızı, kraliçemizi ve büyük koruyucumuzu gönderip arkasından şöyle atıcılarımızı da içeriye doğru bir yollayalım arkadaşlar. İki tane kırıcımızı atıp bir tane öfke büyüsünü İçeriye doğru bıraktık. Şuraya hemen bir şifa ve koruyucunun özelliğini hemen kullandım. Kralın özelliğini kullandım ve içeriye doğru bir şifa büyüsü ve bir öfke büyüsü daha bıraktım. Şuraya çıkışa doğru da bir tane atlatma büyüsü yollayacağım. İçeriye atıcılar girdi. Yani herhalde bu e, atıcılarla en çok köy atıcılarla üşlenecek arkadaşlar. Çünkü e, çok güçlü hayvanlar. Hani arkadakini vurmaları çok dehşet bir şey. Evet bence burada çok zorlanmadan üçleyeceğiz. Şu büyücü kulesi bir inseydi orada milyon tane atıcıyı öldürdü ya. Allah seni ölmüşlerine kavuştursun be. Ulan Lan şunun canına bak ya. O canla bir sürü atıcıyı aldı arkadaşlar. Yoksa neredeyse atıcıların yarısına yakını yarısından fazlası hayatta duruyordu. Sadece şu büyücü kulesi kaldı. Bu bomba kulesi de bütün atıcıları alacak. Bakın iyi izleyin. Buradaki atıcıların hepsini de o bomba kulesi alır dedim de Allah'tan ki arkadakini vurduğundan dolayı almadı. Evet arkadaşlar. Atıcıyla tek tür saldırı yapılmıyor. Çünkü güçlüler abi ya. Tek başına adamlar ortalığı hış ettiler. Olduğu gibi köyü hüşlediler ve bu kadar da atıcı hayatta arkadaşlar. Hani süreye bakın. Daha bir dakikalık da bir süre var. Yani ne yapalım? Atıcıyı yarım mı alalım? Ne yapalım? Veya bir dahakine şöyle tam max bir köye dalalım. Daha da böyle duvar muvar da max olsun. Bir de onda deneyelim arkadaşlar. Atıcı çünkü yani ne diyeyim ne söyleyeyim çok rahat bir şekilde aldı. Evet dediğim gibi bunda ganimet önemli değil. Kupa önemli değil. Başarı önemli değil arkadaşlar. Önemli olan sadece eğlence. Sadece neşe arkadaşlar. Öyle tek tür saldırı olarak yapacağız ve 3 e, yıldız önemli değil. 2 de alırız 1 de alırız dediğim gibi sadece neşemize bakacağız. Şimdi bakacak olursam atıcılar çıkmak üzere kral kalkmak üzere klan kalemizde gelsin güzel bir köy bulalım ve tekrardan videoya dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar fevkaladenin fevkinde güzel bir köy bulduk. Yani tam böyle dişimize göre diyebilirim. Ee, em... Evet hmm, komutanım. Şimdi bunu 3 tane atıcı keser. Biz işimizi garantiye alıp 4 tane yapalım. Tamam. Vur abi. Vur Allah aşkına vur. Vur Türklük aşkına vur. Vur Türklük aşkına vur. Vur yiğidim vur. Vur 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 Abi e, içeri doğru giremedik ki. Abi abi kes şunu. Vur bir tane vur. Vur lan. Abi atıcı kalmadı be. Atıcı kalmadı be ya. Lan la seni indirmezsem var ya. Vur bir tane daha vur. Vur aslanım benim ya. O çünkü bize çok sıkıntı yaratacak arkadaşlar. Şimdi şuradan bu canavarı bıraktık. Arkasından birkaç tane atıcılarımızı merkeze doğru bir yollayalım. Kral, kraliçe, koruyucu ve bir tane öfke büyüsüyle içeri doğru bir girişimizi yapıp Hemen oraya bir tane şifa büyüsü bırakıp Şuraya bir atlatma büyüsü Gir abi içeri doğru gir, içeri doğru gir İçeri doğru gir 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 gir, gir, gir. belediye binasına vur Vur belediye binasına vur Vur abi koruyucunun özelliğini kullan Oradan bir çıkalım Oradan bir çıkalım. Evet yani max bir köyü üşleyebiliriz dedik ama üşleyemedik. Bakalım üşleyebilecek miyiz? Ee, yani güzel yine iyi geldik yani arkadaşlar. Çok kötü bir sonuç almadık. Kralın özelliğini kullanmamız lazım. Kraliçenin özelliğini biraz saklayacağım. Eee yapma be hacı abi. Yapma ya 60 seviye kral geliyor. Bizim kraliçeye vuracak abi. Aha bu bir dur. Aha bu iki dur. Ama başka vurdurmam. Yeter. 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 Abi kral gelmese şu kraliçenin özelliğini şurada kullansam cıncık gibi edeceğiz buruyu. Vur o koruyucu. Lan koruyucu kraliçeye niye vuruyorsun? Allah seni ölmüşlerine kavuştursun be. Vur. 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 İşte bu be. Ulan nereden geldik üşledik ya. Hiç umudum yoktu arkadaş be. Hiç umudum yoktu üşlemeye yani var ya. Hiç umudum yoktu. Acaba üçleyebildik mi ki? <laughs> Erken mi konuştun Mehmet Çakır? Yapma bunu. Koruyucu. Kraliçe. Tesla. Görme. Görme kraliçeyi be. Görme be. Oğlum niye görüyorsun? Bak. Bak. Aferin lan. Dev. Önden git lan. La bunlar ne yapıyor bu manyaklar ya? Bak bak şuna bak buna bak. Bu dışarı çıkmaya çalışıyor. Bu içeri girmeye çalışıyor. Oğlum bak polisi çağırırım bak. Sizin yapacağınız işi atlayayım ya. Oğlum ne ayaksın sen git. La gel de şuna vur gel gel. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamen Rahimin. Ne yapıyor abi bu ya? Yanındaki lan Allah'ım. Oğlum ben üçledim sayarım ya. Vallahi ben üçledim sayarım. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bir saattir savunmanın olmadığı duvarı kırmaya çalışıyor ya. Böyle bir salaklık olabilir mi ya? Lan geri zekalı mısın sen? Aptal mısın ya atıcıya? Yani bu kadar güzel olup da bu kadar mal olan bir hayvan olabilir mi ya? Hem köyü işliyor hem de bir tane salan yüzüne 99'da kaldık ya. Ne diyeyim ne söyleyeyim? Evet arkadaşlar, son bir saldırı daha yapıp bölümü sonlandıracağım. Bunu da üçledik, sayalım. Bakalım. 3 e, 3. saldırıda da 3 üç yapabilecek miyiz? Ordumuz hazır olsun, klan kalemiz gelsin tekrardan videoya döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapanışı e, güzel bir köyle yapacağız. Yani e, duvar olarak hayvan gibi duvar basmış. Yalnız e, savunma olarak çok da bir e, basmamış. Evet ok, okçu ve top duruyor arkadaşlar. Şimdi efendime söyleyeyim. Evet yine bir kenarları almamız lazım. Şunu 6 tane alır mı? Gerçi bu burayı görmüyor gibi. Bu görür mü? La bundan bir deneyim ya. Attı mı? Attı ama değmedi. Şuradan bir deneyelim. O doğruya değmeyecek. Şuradan da şöyle bırakıp merkeze doğru bir girelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet tokmağımızı da yolladık. Kırıcımızı, kralımızı, kraliçemizi içeri doğru bir girmesini istiyorum. Şuraya bir öfke büyüsü kullanıp içeri doğru bir girdirelim abi. Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Gir 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 gir. Koruyucunun özelliği, kralın özelliği. Çıkışa doğru bir öfke ve bir şifa büyüsü daha kullanacağım. Ve şuraya bir atlatma büyüsü kullanıp işi bitireceğim arkadaşlar. Evet devler orada canını çok güzel toparladı. Abi atıcılar insan değil. Yani bunu anladım. Atıcılar insan değil. Bunlar bu dünyadan değil. Hani Barcelona Barcelona ve Real Madrid'in e, öyle bir cümlesi var ya diyor ki e, Real Madrid diyor dünyanın en iyi takımı. Allah Allah diyor Peki Barcelona o diyor bu dünyadan değil ki diyor hani <laughs> anladınız yani şimdi bakalım e, atıcılar önde e, Kraliçe'nin öne geçmesi çok güzel oldu O devler tanklıyorken Kraliçe orada bir iki tane savunmayı keserse çok güzel olacak. Zaten kraliçenin özelliği oluyor temizler acaba. Biz işin latifesindeyiz. Ee, bakalım kraliçe hadi bakalım gel 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 özelliği kullan. Yapışta gider abi. Son bir tane top kaldı. Onu da hemen kraliçe kardeşim. Kardeşim, dezem, ablam. Ay benim babam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biriniz bu tarafa ayrılırsanız çok mutlu olurum ve beni kırmadınız. Çünkü süre yetsin abi. Süre yetsin derken süre yeter de maksat hızlı bir şekilde bitirelim. Videoyu fazla uzatmayalım. Evet arkadaşlar gerçekten e, bu serinin en güçlü hayvanını atıcı olarak bence e, göreceğiz. Tabi bundan sonra e, daha güçlü elektro saldırısı yapacağız. Ondan sonra sadece ejderlerle sadece bebek ejderlerle dalacağız. E, bakalım bu serinin en güçlü e, hayvanı hangisi olacak? Bundan sonraki bölümde de Valkiri çekeceğim arkadaşlar. Bu da bir ufak bir tüy oldu. Bakalım. Sizce yorumlara da yazmayı unutmayın. En güçlü asker hangisidir? İnşallah hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.